Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün bir güzelleme videosu ile karşınızdayım. Bundan önceki güzelleme videom yaza güzellemeydi. Bugün de sonbahara güzelleme videosunu çekiyorum. Ancak bundan sonrasında bu videoları biraz daha düzenli hale getirmek istiyorum ve her ayın sonunda çekmek istiyorum. Umarım başarılı olabilirim diyerek hemen film kategorisiyle başlamak istiyorum. Sonbaharda izlediğim filmler arasında en farklı bulduğum ve en severek izlediğim filmlerin başında 2013 yapımı Her, yani Türkçe'ye çevrilmiş adıyla Aşk filmi geliyor. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Boşanma sürecindeki Theodore kendini oldukça yalnız ve mutsuz hissetmektedir. Bir gün bir yapay zeka programının tanıtımına denk gelir ve bu programa dahil olarak bunu deneyimlemek ister. Bundan sonrasında Theodore'un dahil olduğu yapay zeka programıyla olan tuhaf ilişkisini izliyoruz. Daha öncesinde ben pek çok bilim kurgu filmi ve yine pek çok romantik film izledim. Ama sanırım daha önce hiç romantik bilim kurgu türünde bir film izlememiştim. Bu anlamda da benim çok farklı bulduğum bir film oldu. Gerek konusuyla, kurgusuyla, diyaloglarıyla, müzikleriyle, işlediği, sorguladığı, sorgulattığı konularla benim çok severek izlediğim ve çok farklı bulduğum bir film oldu. Eğer izlemediyseniz kesinlikle ama kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Daha sonrasında belgeselle devam etmek istiyorum ama itiraf etmem gerekirse ben bu sonbaharda çok fazla belgesel izlemedim. Ancak izlediğim bir belgesel var ki gerçekten muazzamdı. Bahsedeceğim belgesel Wild Wild Country, yani Türkçe adıyla Vahşi Kırlar. Everybody felt they were there at the beginning of the great experiment. Like we were the chosen people. I'm here in one of the largest ranches in the Northwest. Today, it's Rajneesh Puram because a prominent Indian guru and his followers bought it. Osho ismini hepiniz duymuşsunuzdur. Bir kitapçıya gittiğimizde kişisel gelişim kitaplarının olduğu raflarda en çok ismini gördüğümüz isimlerden bir tanesidir Osho. Hala kitapları çok satar, hala öğretileri pek çok insan tarafından önemsenir. Peki, ortaya çıktığı dönemde önce Hindistan'da, daha sonrasında Amerika'da büyük bir tehlike olarak görülen Osho, sadece manevi huzura erişim konusunda yol gösteren iyi niyetli bir guru mu? Yoksa kendi tarikatını oluşturup tarikatındaki insanlara büyük suçları bile işletebilecek kadar tehlikeli bir lider midir? Eğer sadece iyi niyetli bir guruysa, neden bulunduğu bölgelerdeki insanlar ve yetkililer ondan bu kadar rahatsız olmuştur? Yok, gerçekten tehlikeli bir liderse bunca insanı peşinden nasıl sürüklemiştir? 6 bölümlük bir belgesel olan Vahşi Kırlar işte tüm bu sorulara yanıt arıyor. Benim gerçekten çok severek izlediğim, her bölümünü inanılmaz merakla takip ettiğim ve çok acayip şeyler öğrendiğim bir belgeseldi. Eğer belgesel izlemeyi seviyorsanız ya da bu tarz konulara ilginiz varsa mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Sonrasında İstanbul Modern'de yer alan 2 adet sergiden bahsetmek istiyorum. Bu sergiler eş zamanlı olarak müzede yer aldığı için ziyarette bulunduğum gün ikisini de gezme fırsatım oldu. Yani ayrı ayrı gezdiğim sergiler değil bunlar. İlki heykel sanatçısı Anthony Cray'in eserlerinden oluşan İnsan Doğası. Sanatçının insan, doğa ve bu ikisinin arasındaki ilişkiden yola çıkarak ortaya koyduğu eserler yer alıyor. Bazı eserler bana çok hitap etmedi dürüst olmak gerekirse ama bazılarını gerçekten çok beğendim. 20 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Bir diğeri de farklı disiplinlerde eserler ortaya koyan sanatçıların eserlerini bir arada görebileceğiniz şimdinin peşinde. Toplumsal cinsiyet, doğa tahribatı, mimari, benlik arayışı gibi pek çok farklı temada oluşturulmuş eserler görebilirsiniz bu sergide. Ben birkaç eserden çok ciddi anlamda etkilendim. Çok büyük keyif alarak gezdiğim sergilerden bir tanesiydi. Beni Instagram'da takip ediyorsanız hikayelerimde bunlardan birkaç tanesini görmüşsünüzdür muhtemelen. Ancak yine de sergiyi gezip eserleri yakından görmenizi mutlaka tavsiye ederim. Tabii eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ya da İstanbul'a bir şekilde yolunuz düşerse.
Video'ya bir yerli bir de yabancı şarkı tavsiyesiyle devam etmek istiyorum. İlki Her filminin soundtracklerinden olan ve Scarlett Johansson tarafından seslendirilen The Moon Song. Bu şarkı aslında benim uzun zamandır bildiğim ve dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi. Ancak filmi izledikten sonra benim için çok daha anlamlı hale geldi. Bu yüzden çok daha fazla dinlemeye başladım şarkıyı. Ve bence sonbahara da muhteşem eşlik eden şarkılardan bir tanesiydi. Aşağıya açıklamalar kutusuna linkini bırakacağım. Oradan dinleyebilirsiniz. Bir diğeri de Melisa Uzunarslan'ın seslendirmiş olduğu Bir Aşk Şarkısı isimli parça. Melisa Uzunarslan, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı, keman ve kompozisyon bölümlerini bitirmiş, oldukça yetenekli genç bir müzisyen. Aynı zamanda kemanıyla birçok sanatçıya da eşlik etmiş bir isim. Bir Aşk Şarkısı'nı son zamanlarda gerçekten çok fazla dinledim. Melisa Uzunarslan'ın sesi inanılmaz bir şekilde rahatlatıyor beni. Gerçekten kendimi çok huzurlu ve sakinleşmiş hissediyorum. Özellikle böyle yağmurlu sonbahar günlerinde muhteşemdi bu şarkıyı dinlemek. Eğer dinlemediyseniz bu şarkıyı da dinlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ve son olarak son zamanlarda gerçekten çok severek kullandığım bir dolma kalemden bahsetmek istiyorum. O da Kaweco markasının Perkio serisinde yer alan şu pembe gri dolma kalem. Şuraya fotoğrafını koyacağım zaten. Ben aslında dolma kalem kullanmaya başlayalı çok uzun bir süre olmadı. Hatta ilk güzelleme videomda bahsetmiştim. İlk kalemim Lamy'nin Safari serisinde yer alan kalemlerden bir tanesiydi. Onu aldıktan sonra bir süre denemek istedim. Gerçekten dolma kalem kullanmayı alışkanlık haline getirebiliyor muyum ve bundan keyif alacak mıyım diye. Uzun süre kullandıktan sonra gerçekten çok fazla kullandığımı ve kullanırken çok büyük keyif aldığımı fark edince uzun zamandır gözüm olan bu Kaweco'yu da almaya karar verdim. Uygun fiyatlı kalemler arasında oldukça popüler olan modellerden bir tanesi Kaweco Perkio. Ben de oldukça beğendim. Aslında böyle 2-3 aydır kullanıyorum ama şimdilik her şey yolunda gidiyor. Yazma hissi bir kere çok güzel. Kağıtta güzel bir şekilde kayıyor. Mürekkebi de ne çok kuru ne de kağıtta gereğinden fazla bir ıslaklık bırakıyor. Bu anlamda da çok beğendim. Benim için şimdilik tek sıkıntısı, eğer kartuşla kullanmak isterseniz kartuşlarında çok fazla renk seçeneği yok ama bunun dışında gayet iyi aramız. Eğer uygun fiyatlı bir dolma kalem arayışındaysanız bence bakabilirsiniz. Benim sonbaharda severek izlediğim, gezdiğim, kullandığım şeyler bu şekildeydi. Yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakmayı unutmayın bu bahsettiğim şeylerle ilgili. Umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Ben dediğim gibi bundan sonrasında bu videoları düzenli olarak çekmek istiyorum. Bu arada bu videoda bahsettiğim her şeyin linkini aşağıya açıklamalar kutusuna bırakacağım. Eğer merak ettikleriniz varsa oradan açıp daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ve uzun zamandır yapmadığım bir kapanışla bitirmek istiyorum videoyu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve aşağıdaki zil kutucuğundan kanal bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.